Kont Amadeo Preziosi. Gelmiş geçmiş bütün İstanbul'a gelip de resimler yapan, yahut yazılar yazan, oryantalistler arasındaki en ünlü isimlerden bir tanesi. Nedeni tabii ki öncelikle ötekiler gibi gelip gitmemiş. Bir iki yıl kalmamış, birkaç ay kalmamış. İstanbul sevdalısı olup yaşamının sonuna dek İstanbul'da kalmış ve son nefesini burada verip burada gömülmüş. Kendisi Maltalı bir ressam. Çok ünlü bir aileden gelen bir isim. Preziosi'ler. Bugün biz Malta Adası'na gittiğimiz zaman Malta'nın başkenti diyelim ya da merkezi diyelim. Pırıl pırıl muhteşem o binalar. 400 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık da var aralarında. O eski muhteşem güzel şövalyeler döneminden kalmış olan binalar ki. Bu binaların yer aldıkları Valletta adını verdiğimiz o merkezde bir sokak hala bugün Preziosi Sokağı olarak adını koruyor. İşte bu ünlü aileden geliyor bu isim ve o sokağın hemen yanı başında bir büyük binada, görkemli binalardan bir tanesinde hala Preziosi'nin, Kont Amadeo Preziosi'nin torunları yaşıyor ve orada ikamet ediyorlar. Aslen Korsikalı, geçmişte Korsika'dan Malta'ya göç etmiş bir soylu ailenin çocuğu. Baba çok zengin, Malta'nın ileri gelenleri arasında yer alıyor. Amadeo Preziosi çocuk yaşlarda kalemi sık sık eline alıp kağıtlar üzerinde resimler çizmeye başlayan, resimler yapmaya başlayan resim sevdalısı. Aradan zaman geçiyor, çok iyi bir eğitim alıyor. Özel öğretmenlerden, özel hocalardan çünkü ailenin ona göre bir konumu var. Okuyor, ediyor ve resimde hiçbir zaman eksik olmuyor. Ancak babası onu daha sonraları Paris'e göndermek istiyor. Orada hukuk tahsili hatta tıp tahsili yapması için. Alır bavulunu Paris'e kadar gider. Orada hukuk tahsilini yapar ama onun asıl sevdalı olduğu şey resimdir. Gider birkaç atölyeye, ünlü atölyelerde resmi geliştirir. Resim yapmayı daha da güzelleştirir. O kadar güzel resimler yapmaya başlar ki çalıştığı ve kullandığı malzeme de sulu boyadır, guaştır. Evet, hatta tahsilini, eğitimini resim tutkusu yüzünden bazen boş verir. Ama eninde sonunda okulu bitirerek dönmüştür, gelmiştir Malta'ya. Tabii ki ailede bir sevinç. Çocuk gelmiş evine fakat babayla bir anlaşmazlık başlar. Çünkü Kont Amadeo Preziosi aslında her ne kadar hukuk tahsili yapmış olsa da asıl sevdalı olduğu resme vermektedir kendisini. Ve de resim yapmaktan keyif almaktadır ve babasına da söyler ben der ressam olacağım der. Baba onu çok kötü bir şekilde aşlar. Çok kötü bir şekilde karşı çıkar ve buna çok kırılır genç Amadeo. Bir süre sonra da aklına koyduğu gibi bavulunu toplar. Sulu boyalarını toplar, fırçalarını toplar, kağıtlarını, bütün şeylerini alır. Tutar İstanbul'un yolunu. Onu en çok etkileyenlerden birisi de o dönemin ünlü yazarlarından gene bir İstanbul tutkunu olan Edmondo Amicis'tir. Ünlü İtalyan Edmondo Amicis İstanbul'a kadar gelmiş ve İstanbul üzerine en güzel kitaplardan birisini yazmıştır. Konstantinopolis. İtalyanca, Fransızca yayınlanmış olan bu kitapta 124 tane de güzel, küçük böyle resimlerden oluşan gravürler vardır. İstanbul'un değişik noktalarını, İstanbul'un yaşamından sahneleri gösteren bir kitaptır bu. Amadeo Preziosi vurmuştur kitapta gördüğü bu resimlere ve ayrıca okuduklarına. Bundan böyle İstanbul'un yolunu tutar ve bir gemiyle İstanbul'a kadar gelir. Anıları arasında birkaç da satır o İstanbul'a gelirken onun o hissettiği, o anları dile getirmiştir. Çok iyi hatırlıyorum. Bindiğim geminin adı Frederico idi. Kaptanın adını ve o babacan kalenderliğini bile gözlerimden silmeme imkan var mı? Kaptan Marchese benim ilk moral hocam ve arkadaşım oldu. Yolculuk sırasında Malta'dan ayrıldımsa da pek çok Maltız ailesiyle yine vatanda gibiydik. Yoksul fakat çoğunluğu genç insanlardı. Umutluydular benim gibi. İstanbul'a yaklaşırken şehrin Marmara Denizi'nden görünüşü, Boğaz'ın şiir dolu manzarası benim için tam bir sürpriz olmuştur. Kurşunlu Han dedikleri Galata gümrüğüne ayak basıncaya kadar efsanemsi bir rüya gördüm. Başıboşluk ve aldırmazlık rüyamı bozdu. Ama şaşırtmadı. Çünkü ben bu tipleri, bu değişik görüntüleri resmetmek için gelmiştim. Evet, onun bu satırları İstanbul'a gelişiyle ilgili anılarını içeriyor. Ve daha çok. Başka anılarıyla da devam eder. Gelir gelmez İstanbul'a vurulur. İstanbul'un kıyısına, köşesine. Ve perada oturmaya başlar, bir yer tutar. Resimlerini devam eder. Cebinde bol bol parası da vardır. Dediğimiz gibi soylu, varlıklı bir ailenin çocuğu Preziosi.
Aradan geçen zaman içinde İstanbul'da efendim Pera bölgesindeki bir takım önde gelen insanlarla tanışır. Onlarla ahbaplık kurar. Kendisini de çok sevdirir. Ve resim yapmaya başlar tabii ki. İstanbul'un kıyısında köşesinde gördüğü manzaralar. Öyle bir oynar ki o sulu boyayla, o guvaşla. Fırçalar adeta o kağıtların üzerinde o kadar renkli bir şekilde bir kadının yüzünü, bir peçesinin arkasındaki gözlerini, öbür tarafta çeşmeden tulumuna su dolduran bir hamalı ve daha birçok görüntüleri alır, ardı ardına çizmeye başlar. Ve çok da ilgili insan bulur karşısında, etrafında. Herkes resimlerini satın almak ister ve kısa zamanda Preziosi hem de çok çok iyi fiyatlara resimlerini satmaya başlar. Başlar hayatını resimlerle kazanmaya. Şöyle söyleyelim, Preziosi resim yaparken, yaşarken resimlerini yaptığı zaman iyi para kazanmaya başlayan isimlerden bir tanesi. Çünkü o zaman kartpostal yok. Gelen varlıklı turistler İstanbul'a o gemilerle gezmeye gelenler edenler Preziosi'nin adresini tabii ki sağdan soldan buluyorlar. Ve Galatasaray'daki efendim gidiyorlar atölyesinde hem yaptığı resimleri görüyorlar. Bazen tablolar satın alıyorlar. Veyahut da en azından küçücük resimleri çantalarına bir hatıra olarak toplayıp doldurup götürüp yakınlarına hediye vermek için alıyorlar. Değişik İstanbul manzaraları. Boğaz'a giden bir boğaz içine giden bir kayık. Öbür tarafta balıkçılar ağlarını toplarken, öbür tarafta yolun üzerinden geçen bir deve kervanı. Bütün bunlar İstanbul'un o zamanki görüntülerini Preziosi'nin fırçalarından o kağıtlarda yansıtır. Ve kazandığı parayla, cebinde olan parayla da çok geçmeden Beyoğlu'nda Galatasaray'ın hemen o tarla başına uzanan caddesi üzerinde, yani Hamalbaşı Caddesi üzerinde hemen İngiltere Kraliyet Elçilik binasının karşısında bir yer satın alıp orada bir ev yaptırır. Bahçeli, güzel bir evdir bu. Orada oturur. Ve ondan sonra da çok geçmeden çok seveceği bir kadınla karşılaşır. Tanıdığı kadın Tarabyalı, çok soylu bir Rum ailenin kızıdır. Ve birbirlerine aşık olurlar. Evlenirler. Geçen süreç içinde iki kız bir erkek çocukları olur, dünyaya gelir. Ve o geçen süreç içinde gene o uzun yıllar içinde Preziosi yaptığı resimlerle büyük paralar kazanır. Sarayın da sponsor olduğu iki tane güzel albüm çıkartır. İstanbul resimleriyle süslenmiş iki güzel albüm ki bunlar Paris'teki uluslararası sergiye de gönderilir, orada sergilenir. Kont Amadeo Preziosi'nin tutkun olduğu şeylerden bir tanesi de avcılıktır. Avlanmayı çok sever, büyük bir hobidir onun için. Hafta sonlarında sık sık ya Belgrad ormanları taraflarına yahut bu Agios Dimitrios köyü dediğimiz şu an bugünkü Feri köyün arka taraflarındaki o avlak alanlar ama en çok da Yeşilköy'e, Ayestefanos'a gider, orada avlanır. Ayestefanos'ta Levanten çok dostları vardır. Gelir gider Ayestefanos dediğimiz zaman biz Yeşilköy'ün tarihine baktığımızda, hatta Türkiye'de avcılık tarihine baktığımızda Ayestefanos'un arka taraflarında kalan, ta Çekmece'ye kadar olan uzantıdaki araziler çok bıldırcın alan yerlerdir o zamanlar. Ve bıldırcın avıyla da ünlenmiştir. Giderler sık sık bıldırcın avına. Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayına kadar uzanan bir süreç bu, bir zaman. Bıldırcınlar yorgun argın ta Karadeniz üzerinden Rusya tarafından uçar gelirler kuzeyine, Türkiye'nin. Ve en çok geldikleri yerlerden biri de bu İstanbul civarında Yeşilköy'le, efendim Florya arkaları ve hatta Çekmece yukarı olan o arazilerdir. Gelir avlanır ama Levanten dostları derler ki ya gel burada otur. Ne işin var Pera'da Beyoğlu'nda? Bu kadar avlanmayı seviyorsun. Artık yaşında ilerledi. Burada rahat edersin. Gürültü yok, patırtı yok. Bol bol da hava çıkarsın. En sonunda onlara kulak verir. Gelir Yeşilköy'de. Bugünkü İstanbul Caddesi'nin hemen yanı başındaki günümüzde Tayyareci Nuri Sokak olarak geçen sokağın tam köşesinde muhteşem bir köşk yaptırır. Bu köşk sonradan Preziosi'nin av köşkü olarak da isim yaparak ünlenmiştir. O köşkte oturmaya başlar. Eşi yanında, çocukları yanında resim yapmaya devam eder. Yeşilköy'den çok tanıdıkları dostlar olmuştur ve sık sık da ava çıkar. Gene bir sonbahar, yıl 1881. Çıkmıştır ava, yanında bir iki kişi daha, yanında hizmetkarı, evin hizmetleri yapan gören kişi, termoslarında kahveler, ve yağmur bir taraftan, bir taraftan da kötü bir rüzgar eser ve o esen rüzgarla beraber ağaca dayamış olduğu karabinası yerinden oynar düşer. Tüfek patlar, içinden çıkan saçmalar bir kötü mukadderat Preziosi'nin bütün göğsüne, böğrüne girer. Yıkılır orada. Alırlar götürürler köye kadar.
Yaralı bir şekilde. Evinde yatırırlar, doktorları köyün doktoruna haber verirler. Gelir bakar eder ama umutsuz bir vakadır. Ve sabaha karşı erken saatlerde Preziosi ebediyete göç eder. Alırlar efendim San Stefano Katolik Kilisesi'ne Yeşiköy'de. Bütün eski Yeşiköy'ler, dostları, yakınları, onu tanıyan esnaf toplanırlar. Ve dini ayinden sonra Yeşiköy'deki Latin Katolik mezarlığında toprağa verirler. Bugün mezarı hala Yeşiköy'de Latin Katolik mezarlığının bir köşesinde yer almaktadır. Orada uyur. Sonradan ölen çocukları da yanına getirilip gömülmüştür. Kont Amadeo Preziosi, İstanbul ressamı. Bugün hala o güzel resimlere bakıyoruz. Müzayedelerde karşımıza çıkıyor çok büyük rakamlarla. Bazen sergilerde yer alıyor ama Dolma Bahçe'nin koridorlarında dolaşırken duvarlarda görüyoruz. Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin ve hatta Harbiye'de Askeri Müze'nin duvarlarında görüyoruz. Onun o güzel birbirinden güzel resimlerini. Evet, Kont Amadeo Preziosi'yi bir İstanbul ressamını da böylece anmış olduk. Hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlık ve esenlik içinde olun.